Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile daha yine karşınızdayım. Bugün yine bir oyuncak ya da bir aksesuar olarak da düşünebiliriz. Vatos yapacağız. Gördüğünüz gibi ben böyle iki renkten yaptım. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şöyle içini de gösterecek olursam iç kısmı beyaz. Dış kısmına da ben turuncu ve hardal kullandım. Dediğim gibi sizler istediğiniz renkle örebilirsiniz. Boyut farkının sebebi biraz buradaki kullandığım kadife ipin bir tık daha ince olmasından kaynaklı. Yoksa kullandığım tığ boyutu aynı. 5 mm tığ kullandığım makasım var. Şu ağız işlemesi için iğneye ihtiyacım olacak. Ben dikiş iğnesi ve ipliği kullandım ama biraz daha kalın iplik kullanırsanız tabii iğnenizi de büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kilitli gözlerim var. Ben 10 mm kullandım. Dilerseniz 12 de kullanabilirsiniz. İçini doldurmak için de elyafa ihtiyacım olacak. Gördüğünüz gibi malzemelerim bu kadar. Eğer kanalımıza abone olduysanız, videomuzu da beğendiyseniz hemen bu güzel vatozlarımızın yapımını anlatmaya geçelim. Hareketli ilmek oluşturarak başlayacağım. Şöyle ucunu çok kısa bırakmıyorum. Kadife ipi olduğu için sökülme olasılığı fazla oluyor çok dipten bırakınca. Şimdi ilmeğimi oluşturduktan sonra 4 zincir çekerek başlayacağım tarifime. İlk zinciri atlayacağım. Kalan 3 zincir için öncelikle bakın bir atladım. İkinciden başlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yandakine geçiyorum. Buraya bir çift yapacağım. Yani aynı ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki son ilmeğime de geldim. Buraya da bir tane sık iğne yaptım. İlk sıramı bu şekilde tamamladım. Bir zincir çekiyorum ve sonraki sırama geçeceğim. Ters çeviriyorum. Şu an 4 tane ilmeğim var bu sıra sonunda. Şimdi her birine ikişer tane sık iğne yapacağım. Çift sırasıyla devam edeceğim yani. İkincisine 2 tane geldim. Üçüncüsüne 2 tane ve son ilmeğe de iki kanadını birden almaya çalışıyorum. Tek kanat geldi. Buraya da 2 tane yaptıktan sonra sıra sonunda 8 ilmeğim oluyor. Bir zincir çekip çevirerek üst sırama geçiş yapıyorum burada. Şimdi bu sıramda da öncelikle bir tane çift yaparak başlayacağım. Şöyle ilk ilmeğe 2 tane sık iğne yaptım. Sonra düz normal sık iğne ile devam ediyorum. Yana geçtim. 1. Yana geçiyorum. 2. 3. 4. Pardon. 5. 6. Son bir ilmeğim kaldı. Bu son ilmeğe de batarak buraya 2 tane sık iğne yani bir çift yapıyorum. Böylelikle sıramı bitirdim. Bir zincir çekip üst sıraya geçtim. Artık mantığım bu şekilde ilerleyecek. Bir sıra daha göstereyim. Şimdi bu sıramda ben bir çift, 6 tek bir çift yapmış oldum. Şimdiki sıramda ise yine bir çift. Bu sefer 6 değil 8 tek yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 yaptıktan sonra bakın son ilmeğim kaldı yine. Bu ilmeğe de yine çift yaparak tamamlayacağım bu sıramı. Sonrasında bir zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Dediğim gibi aynı mantık ilerliyor. Bir süre göstermeyeceğim. Şöyle anlatayım. Yine bir çiftle başlıyorum. Bir çift 6 tek bir çiftti. Az önce bir çift 8 tek bir çift yaptım. Bu sıramda ise bir çift 10 tek bir çift yapacağım. 6, 8, 10. 12 en son 14'e kadar bu şekilde yapacağım. Arka tarafta bu 14'e kadar yapıp geliyorum. Bitirdiğimde şöyle açılan bir şekil meydana gelecek.
Sonrasında yine geldiğimde birlikte devam edeceğiz. 7. sıramı tamamladım. Bir çift, 14 tek bir çift yaptım. Sıra sonunda 18 sık iğnem var. Zincir çekip çeviriyorum. Şimdi bu 18 sık iğnemin her birine birer kere batarak yine toplamda 18 yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şu sonuncuya da 18 yaptım. Burada bir zincir çekip bırakıyorum. İpimi keseceğim. Çok kısa olmasın yine. Bakın şöyle üçgen gibi açılan bir parça elde ettim. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle yine turuncu iple devam ediyorum. Şimdi burada 18 ilmeğim var en son. Bu 18 ilmeğin ortasını alacağız. Yani ne demek bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye battım. Bakın şöyle 6 salda, 6 solda kalacak. Ben orta altılıyı alacağım. Bu yüzden 7.den batıyorum. Buraya ipimi taktım. Şimdi başlayabilirim. Bu taktığım ipi de arkada örerek ilerleteceğim. Şu battığım yere tekrar batıyorum. Bu kez buraya bir sık iğne yaptım. Yana geçtim. İkinci sık iğnem. Yana geçtim. 3, 4, 5, 6. Bakın bu sonda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğnem kaldı. 6 bu tarafta, 6 bu tarafta, 6 da ortaya yaptım. Toplam 18. Bir zincir çektim, çevirdim. Tekrardan 6 sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çektim. Burada keseceğim. Şu yürüttüğüm kısmın da ucunu kesebilirim artık. Şöyle de sıkıyorum. Böyle bir parça elde etmiş oldum ve biraz gemiye benziyor. Bu şekilde ilk parçamızı yaptıktan sonra aynısından bir tane de beyazla örüyoruz. Bakın iki tane aynı parçamızdan var. Renkli ve beyaz olacak şekilde. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz ama birleştirme işlemine geçmeden önce kilitli gözlerimi takacağım. Bunları tabii ki turuncunun üstüne takıyorum. Şöyle bu en son ördüğümüz kara kısma takacağız. Tam şurayla kesişimine bakın. Bu şekilde şuradan az bir boşluk olacak şekilde takıyorum. Hemen arkadan kilitlerini de takalım. Evet, gözlerimi taktım. Şimdi birleştirme işlemine geçeceğim. Bunun için üst üste koyuyorum. Bu şekilde. Şunu. Gerçi çok da tersi düz yok ama ben yine de şöyle koyacağım. Bu şekilde bakın üst üste yerleştiriyorum. Önce birleştirme işlemim için tekrardan turuncu ipimi takacağım. Şu köşeden birleştirmeye başlayacağız. Bu nedenle ipimi buradan öncelikle takıp sabitliyorum. İlmeğimi bu şekilde. Bunu da arkadan örerek ilerleyeceğiz. Şu ipi elimin altından çekeyim. Şöyle beyazı da aldım bakın. 6 tane ilmeğimiz vardı. Şöyle pardon netliği de ayarlayayım da. Heh. Bakın ilkine battım. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun da ilkine batıyorum ve sık iğne ile birleştirdim. Görüyorsunuz. Devam ediyorum. İkinci ilmek karşılıklı. 2,
3 4 5 Şunu güzel sıkılamamışım ama neyse. Şuraya 6.'yı birleştireceğim ama bir beyaza takıldım sanıyorum. Bir saniye oraya bir tekrar alalım. Altıyı birleştirdim. Bakın şimdi yan tarafından devam edeceğim. Burada evet ilmek yok ama karşılıklı olarak birleştiriyor gibi düşünün. Bakın ilmeğin bir orta kısmından bir şu çizgi kısmından alıyor gibi yapabilirsiniz. Yani zaten boyutu eşit olduğu için karşılıklı bir yerlerden battığınızda en çok göze batmayacaktır. Nereden birleştirme yaptığınız düzgün duracak şekilde ve aralarda da çok fazla boşluk bırakmayacak şekilde birleştirelim. Çünkü içini dolduracağımız için boşluk kalmaması önemli. Şimdi ben tabii ki hepsini göstermeyeceğim. Bakın sadece şöyle göstermek istiyorum. Bu arka tarafı, bu da önü. Bunu bu şekilde öncelikle nereye kadar? Şu köşeye kadar birleştireceğim. Hemen arka tarafta bunu tamamlayıp geliyorum. Sonra devam ederiz. Bakın dediğim yere kadar birleştirmemi tamamladım. Şimdi burada bir duruyorum. Şöyle birazcık gevşek bırakıp duralım ne olur ne olmaz. Şöyle bir bırakacağım. Şimdi ağız işlemesi yapacağım öncelikle. Şöyle beyaz kısmına yapacağım bunu. Şöyle ipimi alıp takacağım öncelikle. Şimdi işlememizi yapabiliriz. Şuradan batıyorum. Pardon. Ama turuncu ipimi sıkıştırdım. Şöyle. Buradan ağız işleyeceğiz. Şu şekilde. V şeklinde bir ağız olacak. Bakın. Ben geldim. Hemen simetriğinden şöyle gelip batıyorum. Buradan tekrar batacağız. Böyle bu şekilde bir ağız olacak ancak ben ince ip kullandığım için, dikiş ipiyle yaptığım için bunu bir tur daha geçmek istiyorum. Turuncu ipimi yine çekeyim. Bu şekilde aynı işlemi bir kere daha yapacağım. Çift kat olması için. Aynı yerlerden batıyorum. Çok aynı yer olmamış. Bunu bir tekrardan geçireyim eski haline. Evet, şöyle aynen şuradan batacağım. Bunu da şöyle bitireceğim artık. Bakın V şeklinde ağzım oluştu. Şu arka tarafta da ilmekle düğüm atayım ki sökülme olmasın. Şöyle düzgün mü diye son kez bakıyorum. Gayet güzel oldu ağzımız. Şöyle arkaya çıkmayacak şekilde aralardan geçiriyorum. Burada artık ipimi keseceğim. Çok kısa olmasına gerek yok. Zaten içeride kalacak. Şöyle. Bakın işleme kısmımı tamamladım. Şöyle elyafı alıyorum. İçine dolduruyoruz. Şu uç noktalarını güzelce koyduğunuzdan emin olun. Buralara koymayı unutursanız şekli biraz düzgün, simetrik durmayabilir. Bu kısım yine aynı. Birleştirmeye kaldığım yerden devam ediyorum. Bu tarafta 6 ilmekli kısımda kaldım. Şunu iç tarafa alıyoruz. Karşı beyazın ilk ilmeğini aldım, birleştirdim. Bunları birazdan düzgünce atacağım içeri. Geldik 2'yi birleştirelim.
3. Şunu daha sonra koyayım. Zor oluyor şu an. 4. Beş. Şöyle altıyı yaptıktan sonra şu çıkan elyafları şu uç kısmına oraya birleştirdiğim için koymakta zorlandım. Şöyle sonradan koyacağım. Şimdi daha iyi oldu. Kaldığım yerden devam edeceğim artık birleştirmeye. Şu köşe kısmına gelelim. Şu karenin ortasından şu ucuna gelelim. Bir. Çıkan elyafları da bir yandan toparlamaya çalışıyorum. Burada da yine 6 tane vardı. İlkini yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 Bununla 6. Şöyle ara kısmından da birleştirmemizi yapalım. En son şu köşeden de birleştirip bitireceğim. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Burada artık ipimi keseceğim. Bunu hemen geçirelim iğnemize. Şunu geçirdikten sonra içeride kaybedeceğim amacım bu. Şöyle çektim. Şunu da dipten keseceğim. Kötü bir görüntü kalmasın diye yaptım bunu. Şimdi çoğunluğu bitti. Vatosumun sadece kuyruğum kaldı. Hemen kuyruğuyla da devam edelim. Şimdi ipimi şuradaki tepe noktasından takıyorum öncelikle. Şöyle. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. İkinciden başlayarak ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir de bu ipi taktığım yere geliyorum. Buraya da ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde kuyruğumu da tamamladım. Bir zincir çekip bırakabilirim. Burada ipimi keseceğim. Şöyle burada kesiyorum ipimi. Kuyruğum hazır. Bunları da artık iğneyle uğraşmayayım. Şöyle tığla çekeyim. Şu şekilde çektim. Şöyle başka bir alandan da diğerini çekeceğim. Bu içeride kalsın. Bunu da buraya kadar çektik. Ucunu keselim. Şöyle temizleyelim. Her taraf birazcık tüy oldu ama bakın şöyle göstereyim artık tamamladım. İç tarafı bu şekilde. Daha önce de bir tane örmüştüm onu da göstereyim. Bakın. İç tarafı böyle. Kendisi de bu şekilde. Bu biraz daha ince kadife ip kullanmıştım bu vatosumda. O yüzden ebat olarak böyle çok az küçük.
Biliyorsunuz bu kadife iplerin kalınları inceleri var. Bundan dolayı boyut değişiyor ama çok büyük bir değişiklik olmuyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde vatoslarım hazır. Yapımı da bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Ben çok beğendim. Yine oyuncak ya da aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Dilediğiniz renkte çeşit çeşit yapabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum. Yorumlar kısmından takıldığınız yerler olursa bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii ki görüşlerinizi de bekliyoruz. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.